Ben kimseyi öldürmedim. Yani o gece bir arkadaşımda kaldım ben. Ondan öyle dedim. Yani eğer evde olsaydım hani kokuyu duyardım, bir şekilde onları kurtarırdım diye. Ya benim yıllardır içim içime yiyor yani hani. Niye evde değildim diye. Kendi kendimi suçluyorum yani. Hani bir bakıma ben öldürmüş oldum tabii. Ya Şadiye, kader kısmet diye bir şey var kızım. Yani ne yapacaksın kızım sen? Yazı işte. Neden yok oldun ortadan peki? Kimse bulamamış sonra seni. Ben eve giderken insanların haykırışlarını duydum. Sonra eve yaklaşınca da işte cenazelerini gördüm. Korktum yani. Kaçtım hemen oradan, arkama bile bakmadan öyle dağ bayır. Kaçtım. Siz de zaten defolup gitmiştiniz. Yapayalnız kalmıştım ya bu hayatta. Kimsesiz kalmıştım yani. Kimsesiz insanı rahat bırakırlar mı, değil mi? Yaşım da küçüktü. Ufacıktım yani. Ya yurda murda verirler diye korktum. Öyle dayımgillere gideceğime de ölsem daha iyi olur dedim. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Böyle cebimdeki işte 3-5 kuruş parayla İstanbul'a geldim. Bir süre seni aradım. Sonra da çalışmaya başladım. Anketçilik yaptım. Ondan sonra krem mrem pazarladım abla. Sonra lokantacılık yaptım. 3-5 sene evvel benim böyle dükkanda çalışacak dürüst, namuslu birisine ihtiyacım vardı. Arkadaşlar da bir kızdan bahsettiler. Çağırın gelsin dedim. Gele gele bizim küçük Şadiye geldi. Zamanla çalıştı, didindi. Buranın müdürü oldu. Değil mi Şadiye? Hmm. Maşallah. Maşallah kızım. Yani Ümmü'ye söylediklerinin hepsi sebebi bu değil mi kızım? Allah. Ben acayip bunaldım. Daha fazla bu adamla aynı masada oturamayacağım. Gidelim mi? Lan kalkın, tamam. Siz oturun. Hayır hayır, biz kalkıyoruz zaten, tamam. Ya herkes otursun, bir şeyler yiyelim işte ya. Ha, efendim Deniz. Ya çok acayip bir şey oldu. Şadiye'yi bulduk. Evet evet. Oturuyor şu an yanımda. Beraberiz Sermet Bey'in lokantasında. E harika bir şey bu. Ben hemen geliyorum. Nari'nin kız kardeşini bulmuşlar. Ya ben gideceğim. Sen Irmak'la ilgilenir misin? Vay be. Arkadaşlığa bak. Bakıyorum iyileştin hemen. Deniz oraya geliyorum dedi, kapattı. Çok meraklandı o da günlerdir. Senin peşindeyiz. E buyursun. Ben de çok merak ediyorum zaten abla senin bu kankanı. Sermet Bey. Madem bugün çalışmıyorum, madem burası bizim şerefimize kapandı, acıktık. O meşhur kebaplarınızdan bir yiyelim bari. Vallahi ben de çok acıktım ya. Dükkan senin Şadiye Hanım. Söyle getirsinler. Bakın lan masaya. Abi ben bizzat ilgileniyorum abi. Nezaret ediyorum bunu. Şimdi koşa koşa gidip sevgilinin fahişe kız arkadaşıyla mı buluşacaksın ablacığım? Eski kız arkadaşı. Kızı elini koymuş gibi buluyor, sen hala eski diyorsun. E tabii, söz konusu Narin olunca senin gözlerine perde iniyor. Senin bunu anlamanı beklemiyorum canım. Böyle şeyler sana çok uzak. Arkadaşlık falan. Ha? Yemeğini ye, dinlen. Hemen döneceğim. Fırat, ben çıkıyorum. Çok geç kalmam. Eğer böyle devam edersen bütün sevdiklerini kaybedeceksin. Bak herkesin sabrının bir sınırı vardır. En yakınlarının bile. Sana bir şeyler hazırlayayım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.